2023 yılında, sadece 2023 yılında arkadaşlar, bir yıl içerisinde 315 kadın cinayeti işlendi. Ve 248 de şüpheli kadın ölümü. Bu şüpheli kadın ölümlerinin de aslında büyük oranda kadın cinayeti olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 2024 yılında 8 ayda bugün itibariyle 260 kadın cinayeti ve 117 yine şüpheli ölüm var. Daha 4 ay var 2024'ün bitmesine. Eğer önlem almazsak bu rakamların da nerelere çıkacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Öncelikle bu cinayetlere ve şiddete sebep olan temel problemin eşitlik problemi olduğunu biliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği bu sorunların temel kaynağı. Çünkü toplumda eşit olması gereken iki cinsin eğer biri, ki erkek tarafı, kendini kadının ve çocuğun üzerinde görürse zaten sorunların temeli buradan başlıyor. Demek ki bizim mücadele etmemiz gereken temel problem eşitsizlik problemi. Yine yasalarda aslına bakarsanız çok büyük bir problem yok. Hem İstanbul Sözleşmesi ki yürürlükteydi, 6.284 aslında şiddetin ve cinayetin önlenmesi konusunda yeterli hususları kapsamaktadır. Ancak uygulamada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılması, imzanın bir gecede geri çekilmesi bu yoldaki mücadeleyi çok zayıflattı. Ama 6.284 yeterli olmasına rağmen mevzuat olarak uygulamadaki aksaklıklar yüzünden bugün şiddet ve cinayette karşı karşıya kalıyoruz. Demek ki burada yapılması gereken öncelikle yasaların, mevcut yasaların tam olarak uygulanması. Evet, tedavülden kaldırıldı. Ancak biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kadın politikalarında, eşitlik politikalarında İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerini uygulamaya kararlıyız. Aynı zamanda 6.284'ün kadına sağladığı haklar ve yaptırımlar konusunda da kadınları bilinçlendirmeye de kararlıyız. Bizim politikamız öldürüldükten sonra bir kadın için ağıt yakmak değil, taziye mesajı yayınlamak olmayacak. Bizim politikamız eşitlik ve şiddetin önlenmesi konusunda aslında ağırlıklı olarak uygulanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kimin ne yaptığına da bakmayacağız arkadaşlar. O yapmış, bu yapmamış değil. Biz yasaların bize verdiği bütün yetki ve sorumluluklarla ve insani ve vicdani sorumluluklarla orada yer almasa dahi kadını ve çocuğu korumak için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız, gerektiğinde risk alacağız ve Muğla'dan şiddeti ve cinayeti uzaklaştıracağız. Diyorum, bizim politikalarımız tamamen öldürüldükten sonra eyvah deyip ağıt yakmak değil, şiddeti yaratan sebepleri ortaya çıkarıp onları ortadan kaldırmak olacaktır. Gerektiğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin avukatları mağdur olan, şiddete uğrayan veya tehdit altında olan kadınların yanında olacak. Biz Muğla'da her zaman güvenli, huzurlu, medeni bir kentte yaşadığımızı, eğitim seviyesinin gayet yüksek olduğunu, geceleri sokaklarda kadınların özgürce dolaştığını, aydın bir kentimiz olduğunu söyleriz. 6.284 sayılı yasa hakkıyla etkin bir şekilde uygulansa ne olurdu? Faile tedbir hapsi uygulanabilirdi, hapse atılabilirdi. Ya da elektronik kelepçe takılabilirdi. Bunlar önleyici ve koruyucu tedbirler. Bunlar alınsaydı şu an Senem bizim aramızda olacaktı ve göz göre 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 bu cinayete kurban gitmeyecekti.
Bir kadının hayatının son bulması üzerine değil, umarım bundan sonra bir kadının canlılığı, yaşamı, varlığı, onun varlığının güzelliği üzerine konuşmayı ve bunu görmeyi, bunu yaşamayı ümit ediyorum.